meşhur Norveç muskullusu ızgara yapacağız. Hiç kusura bakmayın. Bunu yapacağız. Bunu da bir arkadaşımızın ısrarı sonucu böyle bir video çekmeye karar verdim. Aslında hani biz yine piknik yapacaktık ama böyle video şekline dönüştürme kararı aldım. İlker Aksu diye bir arkadaşımız. Bu videoyu kendisine ne yapıyorum? Hediye ediyorum. İnşallah güzel olur. Ve çok sıkı giyindik tabi arkadaşlar. İnanın bir Norveçli görse herhalde beni der yani kutuplara falan mı gidiyorsun diye. Biz çok alışık değiliz. Yani hala vücut alışamadı bu soğuk havalara. O yüzden birazdan inince göreceksiniz yani bayağı bir sıkı giyindim. Bakalım biraz ne kadar 20 kilometre falan dışarıda bir yere gidiyoruz. Göl kenarı. Tabi göl falan göremeyeceğiz şu an, her yer karla kaplı burada ve buz tutmuş durumda. Oraya gidince daha yakından inceleriz. Şimdilik görüşürüz. Evet. Mangala başlamadan önce bir göl turu yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası göldü. Bayağı güzel bir göl ama şu an tamamen buz tutmuş. Çocuklar da gittiler. Onlara can yeleği falan giydirdim de ben almadım böyle bir şey yapmam diye. Bakalım ne olacak. Şöyle ufak ufak ben de çıkayım bakalım. Ya delilik bu. Ama izler gördük. Daha önce gitmiş insanlar. Evet. Bizi taşır inşallah. Karın altındaki şeyi hiç görmek istemiyorum. Normal böyle bir alanda yürüyormuş gibi hissediyorum kendimi şu an. Yoksa... Oy oy oy. İlk defa böyle bir şey deneyimliyorum. Güzel, fena değil. Normal yolda yürüyormuşuz gibi. Birazdan drone uçalım bakalım neler göreceğiz yukarıda. Biraz açıkalım değil mi yani? Adettendir yani, önce bir yürürsün. Enerji harcarsın, sonra hak edersin falan. İlker Aksu kardeşim. Birazdan mangalı yapacağız. Detaylı görüntüler göndereceğim sana. Umarım beğenirsin. Mangal mangal dedin, al sana mangal işte. Koşmayın, koşmayın beyler. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne bu? Melek mi? Melek mi? Sen meleksin zaten. Ne gerek var yapmana? Sen de, sen de öylesin. Sen de meleksin. Ben neyim? Sen de. Sen de meleksin. Azrail'im ben. Arkadaşlar operasyona başladık. Burada biz mangalı böyle çok fazla işte başlatıp böyle yelleme falan işte böyle rüzgarlama çok girmiyoruz. Şöyle bir alet var bakın. Bunun içerisine şuraya kadar kömürü dolduruyoruz. Sonra alttan işte bir tane tutuşturucu. Bu kendi kendine böyle şuraya kadar
kıpkırmızı köz oluyor. Tabii biz bununla yetinmedik. Üstüne bir de böyle bir teneke koyduk. Yine kristal teneke, bunu göstermek isterim. Ondan sonra alıp bunu şu mangalın üzerine koyacağız. Daha pratik. Burada yaşayan arkadaşlara söylemiş olayım. Biltema ve Yula mağazalarında bunlar satılıyor, bu tür şeyler. Alabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın kıpkırmızı. 10 dakikada közümüz hazır. Şimdi ben şu şeyi çıkartmaya çalışayım. Balık pişireceğimiz için herhalde çok böyle aşırı bir köze ihtiyacımız yok diye düşünüyorum. Arkadaşlar biz makrelleri, yani ıskumruları hep böyle terbiye ediyoruz. Çünkü bazen mangalda kurutabiliyoruz böyle balıkları. Ama böyle olunca kolay kolay kurumuyor. Daha güzel oluyor. İsterseniz şu kenarı da bir tane daha sıkıştırayım. Herkese birer tane düşmüş olsun. Şöyle. Atıyorum ben bunu. Önce şeyi pişireyim. Evet. Evet. Ateşimiz biraz hızlı olsun. Arkadaşlar ilk parti tamam gibi. Operasyona başlayacağız. Lavaşlarımızı ısıtıyoruz. Arkadaşlar kızmaca darılmaca yok değil mi? Yani biz böyle yapıyoruz, yiyoruz falan filan. Hani bazen yemek videolarında aşçılar böyle güzelce yapıyorlar, bitiriyorlar yemeği. Ondan sonra da hiç yemiyorlar, tatmıyorlar, öyle sadece seyrediyorsunuz ya. Ben ya onu çok sevmiyorum açıkçası. Böyle finali iyi bitirmek lazım, yani o lezzeti yaşamak lazım diye düşünüyorum. O yüzden biz bunu yiyeceğiz. Lütfen kızmayın. Zaten hiç bulunmayacak, hiç edilmeyecek bir şey değil. Balık yani sonuçta. Evet. Bir çatal alabilir miyiz? Ay 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 ay. Ben ilk alabilir miyim? Bence olabilirsin. Şöyle içine soğanını falan koy artık sen. Bakın arkadaşlar, et şöyle bakın sallanıyor, güzel. Böyle tahta gibi değil yani. Buyurun. Dışı bu. Buyurun hanımefendi. Evet. Sevgili kızıma da vereceğim tabii ki. Benim bir numaralı yardımcım. Al şunu da annesi alıversen sen. Bu da hani bana hani bana. Bakın arkadaşlar. Gayet güzel. Evet. Tabii havanın soğuk olması burada iştah patlayımızı epey bir arttırıyor.
Evet. En azından kameraya karşı bir ısırık alayım sadece. Çok ayıp oluyor ama kusura bakmayın. Eminönü'ndeki kadar zevkli olmasa da harika. Evet, ikinci posta geliyor. Evet, son postamız. Ben yine soğan operasyonunu yapayım şöyle. Şöyle yiyeceğiz artık. Yoksa lavaşlar birazcık küçük geliyor. İdare edeceğiz artık. Kusura bakmayın. Merhaba arkadaşlar. Mangalımızı yaptık dün. Bugün pazartesi. Yani çok güzel oldu. Aslında ben bu konuşmayı orada yapmıştım. Hemen mangaldan sonra. O gölün üzerinde bayağı bir yürüdük. Hatta karşıda bir hit de vardı. Oraya kadar gittik. Onu size gösterecektim. Fakat herhalde cihazda bir sıkıntı oldu. Benim konuşmalarımı kaydetmiş ama görüntü yoktu. Dolayısıyla ben tekrardan böyle bir konuşma yapıp bitireceğim bu videoyu. Ama önce iki konu var, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ya da dertleşmek istiyorum diyeyim yani açıkçası. Bir tanesi şu arkadaşlar. Eğer merak ettiğiniz bir şey olursa, varsa, ben de tabii ki bunu biliyorsam, yani bana sorabilirsiniz. Ben de biliyorsam dediğim gibi cevaplayabilirim bunu. Şimdiye kadar herkese cevap vermeye çalıştım açıkçası. Belki gözümden kaçan yorumlar olmuş olabilir. Birkaç tane bilemiyorum ama bilerek kesinlikle pas geçmiyorum yani. Sizden ricam şu, eğer sadece bir sorunuz var, sormak istiyorsunuz. Kesinlikle bakın, benim kanalıma abone olmak zorunda değilsiniz. Yani soru sormak için. Normal sorunuzu sorabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ben hani birisi soru sormuş, bakayım bu benim abonem mi değil mi, ona göre cevap vereyim. Kesinlikle böyle bir düşüncem yok. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yani illa her şeyin bir karşılığı olması gerekmiyor arkadaşlar. Yani benim birkaç dakikalık vaktimi alır. Eğer sizin derdinize bir ilaç olabiliyorsa, sizin sıkıntınıza böyle küçücük de olsa bir çözüm oluşturabiliyorsam bu bana yeterli zaten ya. Anladınız mı? Yani sakın ha sakın soru sormak için ya da işte ya ben işte abone olayım o zaman soru sormaya hakkım da olur. Kesinlikle böyle düşünmeyin, tamam mı? Böyle bir benim düşüncem yok en azından. Bunu bilmenizi istedim sadece. İkincisi arkadaşlar, ikincisi biraz sıkıntılı benim için açıkçası. Nedir? Arkadaşlar, Norveç'in göç politikası, yani göçmen politikası daha doğrusu ortada. En azından ben size şimdi söylemiş olayım. Yani çok fazla göçmen istemiyorlar arkadaşlar. Yani bu aslında bütün Avrupa için geçerli ama hasaten burası zaten nüfus çok az. Zaten iş olanakları o kadar çok fazla değil.
Hele şu koronadan sonra dediğim gibi 200-250 bin arası insan işini kaybetti. Dolayısıyla çok fazla insanın buraya dışarıdan gelmesini istemiyorlar. Zaten ihtiyaçlarını da genelde Avrupa Birliği, diğer Avrupa Birliği ülkelerinden karşılıyorlar. İşte Romanya olsun, Polonya olsun, Macaristan olsun gibi ülkelerden karşılıyorlar. Şimdi bazen öyle bir noktaya geliyorum ki ben kendi adıma. Genelde sorular hem YouTube'dan hem Instagram'dan hem Facebook'tan, Messenger'dan. Hani biz oraya nasıl gelebiliriz? Nasıl işte orada yaşayabiliriz? Ben Türkiye'de şu işi yapıyorum, orada ne yapabilirim? Nasıl olur? Arkadaşlar bazen hakikaten böyle sanki burada bir danışmanlık hizmeti veriyormuş görüntüsü oluşturabiliyorum belki birilerinin gözünde. Yani bu benim için çok uygun bir durum değil açıkçası. Hatta birkaç arkadaşım da bu konuda uyardı beni. Yani hani bu konulara istersen çok fazla girme şeklinde. Ama ben hani yine de zaten internette var olan bir sürü bilgi var. Mesela devletin zaten resmi internet sayfaları var. Göçmen Bakanlığı'nın olsun, Çalışma Bakanlığı'nın olsun. İşte zaten konsolosluğun sayfası var falan. Yani en azından onları paylaşıyorum. Diyorum ki hani aradığınız bilgiler buralarda var. Buradan bulabilirsiniz. O yüzden açıkçası yani bu pozisyonda çok fazla da gözükmek istemiyorum. Bazen böyle sorularınıza işte kısa yoldan cevaplar verebiliyorum. Yani şu sitede var şeklinde. Yani bunun asıl nedeni budur arkadaşlar. Ha açıkçası çok fazla şey de öğrenmek istemiyorum bu konuda. Çünkü hakikaten öyle bir misyon yüklüyorum kendi kendime ister istemez yani. Belki bilinçli olmasa da. Dolayısıyla saygı duyuyorum arkadaşlar. Yani birçok insan şu an geleceğini düşünüyor. Çocuklarının geleceğini düşünüyor. Daha standart bir hayat beklentisi var. Herkesin ki bu çok normal ve herkesin hakkı. Ama işte benim buradaki pozisyonumu ya da yerimi çok iyi belirlemem lazım. Yani kimsenin çok fazla dikkatini çekmek istemem açıkçası bu konuda. Dolayısıyla ben sadece temel bilgileri paylaşıyorum. Paylaşmaya çalışacağım bundan sonra. Yani çok detaylı bilgi isteyenler de zaten ben birkaç video çekmiştim. Yine YouTube'da bununla alakalı videolar var. Türkiye'de muhtemelen çeşitli ajanslar olduğunu düşünüyorum. Yani bu işlerle ilgili oturumlarla ya da vize işlemleriyle ilgili çalışan, bu iş üzerine tamamen yoğunlaşmış ajanslar olabilir. Onlardan destek alınabilir. Ama arkadaşlar ben gerçekten hani bu şimdiye kadar paylaştıklarımın dışında ekstra çok bir şey bilmiyorum. Dediğim gibi bilmek de istemiyorum çünkü o zaman ben hani buradaki her şeyimi, bütün özel hayatımı, bütün yaşantımı bırakıp tamamen bu işe odaklanmak durumundayım. Ki yani bunu çok istemiyorum açıkçası. Uygun da değil yani. Göç politikası belli olan bir ülkede bu şekilde insanlara işte sanki hani danışmanlık hizmeti veriyormuş gibi YouTube üzerinden bu görüntüyü de çok fazla şey yapmak istemiyorum. Ama ben yine elimden geldiği kadar hani en azından siteleri yönlendirebilirim işte gibi. Bu konuda da ben anlayışınızı bekliyorum. Neyse bunları paylaştıktan sonra arkadaşlar çok başınızı ağrıtmayın. Dün güzel oldu. Ben ilk defa böyle donmuş bir göl üzerinde öyle gezinti yaptım. Onu da tabii durup dururken yapmadım. Bir yan gölde, hemen bir önceki gölde bayağı bir insan vardı, yürüyordu. Yine bu gölün üzerinde ayak izleri gördük. İnsanlar gitmişler. Hatta iki kişi ters yönden geliyordu bize doğru. Yani baktım koca koca insanlar, yetişkinler yürüyorlar. Yani dedik biz de çocukların güvenliğini aldıktan sonra biz de biraz gezindik. İşte balıklarımızı yedik. Tekrar kusura bakmayın böyle kameraya göstere göstere onları yemiş oldum. Ama hani çok çok böyle hani bulunmaz şeyler değil. Orada da söylemiştim yani sonuçta balık. O yüzden kusuruma bakmayın. Ondan sonra evet yani böyle farklı günlük yaşantıdan bir video olsun istedim. Arada birkaç haftadır böyle bayağı ciddi, biraz daha böyle maddi mevzuları konuştuk, tartıştık. Bu da böyle bir video olsun dedim arada. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza yine tekrar ben hatırlatmak istiyorum. Abone olmanız bizleri çok mutlu eder. Seviniriz. Güzel olur bizim için. Şimdilik herkese iyi günler. Sağlıklı günler, bol kazançlı günler diliyorum. Görüşürüz.